Kim daha iyi konuşuyor? Son zamanlarda konuşmalarıyla dikkatleri çeken bu 3 kişi de bilim insanı değerli arkadaşlar. Bu videoda bilimle hayatlarımızı aydınlatan insanların bir de üzerine güzel konuştuklarında neleri başardıklarını göreceğiz. Özellikle Flu TV sayesinde tanıdık biz bu ismi. İsmini İlker Canikligil'den duyunca yanlış söylüyor zannetmiştim ama gerçekten de Erkcan Özcan'mış adı. Zannediyorum hocamız da tıpkı benim gibi ismini karşı tarafa anlatmakta zorlananlardan biridir, buna eminim. Her neyse, Erkcan hocamız ODTÜ mezunu değerli arkadaşlar. O yüzden şöyle bir önlerimizi ilikleyelim. Evet, elektrik, elektronik ve aynı zamanda fizik bölümünü bitirmiş. Çift anadal. Peh. O zaman iki kerelik diyelim. Evet, hocayı dinlemek inanılmaz keyifli. Flu TV'deki videolarını izlemediyseniz bu videodan sonra kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Evet, Erkcan hocayla başlıyoruz. Ben aslında anlamamıştım. Çift, yarık. Dil konusundaki beceriksizliğimden de olabilir çocukken. Hala da çok yetenekli olduğumu söyleyemiyorum ama yarık ne demek yani? Kafamın önüne böyle getiriyorum sürekli. Evet, burası Diksiyon TV. Ben insanlara İstanbul Türkçesiyle nasıl konuşulması gerektiğini anlatırım. Peki Erkcan hocamız İstanbul Türkçesiyle mi konuşuyor? Evet. Peki telaffuz hataları var mı? Ona da evet. Ama kimin yok ki? Çünkü bunu öğretirlerken lisede tahtaya böyle çizgiyle gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi çizgiyle diyor mesela. Peki ama çok mu önemli bu? Hayır. Arkadaşlar, mesele konuşmanızı dinletmek olduğunda telaffuzun doğru olması birkaç adım sonra gelir. Tepkilere karşın söylüyorum, evet telaffuz çok ama çok önemlidir. Fakat ondan da önemli olan şey sesinizi doğru kullanmanızdır. Vurgularınızı, tonlamalarınızı belirgin yapmanız gerekir. İşte Erkcan hocayı iyi konuşmacı yapan şey tam olarak bu. Onu dinlerken sesindeki melodinin tınısı çok hoş geliyor. Harika bir ses tonu olmasının yanında da o sesi ustaca kullanıyor. O yüzden yarık diyorum. Yarık ne demek? Kocaman bir perdemiz olduğunu düşünelim. O perdenin üzerinde bir... Bu arada hocanın konuşmaları zaten Flu TV'de en çok izlenen videolar arasında. Bunun sebebinin hocanın konuşmanın hakkını veriyor olması. Anlattığı şeyler fizik kitaplarında da yazıyor ama birçok kişi mesela videoda bahsettiği çift yarık deneyini ilk defa hoca sayesinde duymuştur, ben buna eminim. Bunun sebebi etkili konuşmaktır. Bu yönüyle hocamızı tebrik ediyoruz. Şimdi geçelim bir başka isme. Kendisi Adana'da doğmuş, Türkiye'nin yöresel ağız bakımından meşhur yerlerinden biridir. Volkan Hoca da ODTÜ mezunu bu arada, felsefe bitirmiş ve sosyoloji alanında da doktora yapmış biri. Yazdığı kitaplar var fakat ben onu yine Flu TV sayesinde tanıdım. Konuşması inanılmaz dikkatimi çekti. Hatta yarın işi bıraksa ve dublaj yapmaya karar verse bence sırıtmaz. Hatta ben biraz daha Harun Can'ın diksiyonuna, konuşmasına benzettim. Bir hocamızı izleyelim. Sekülerleşme tanımının merkezinde doğaüstü alan var. Özellikle seçildi bu kavram. Çünkü sekülerleşme buraya ait değil, bu topraklara ait değil. Bir de Harun Can'ı dinleyelim. Bakalım siz benzetecek misiniz? Herkesin herkesi, ben kimim ki başkasını değerlendiriyorum demeden değerlendirdiği, herkesin herkesi etiketlediği, herkesin herkese gardiyanlık ettiği garip bir ortam var. Bence herkes kendini değerlendirsin, kendine değer versin. Evet, şimdi Harun Can'ın bu paylaşımı imza, mühür, tomografilik olmuş. Fakat konuyu dağıtmayalım. Volkan Hoca'nın konuşmasını Harun Can'ın konuşmasına çok benzettiğimi söylemek istiyorum. Ve bu paylaşımı da, bu tespitimi de size söylemek istedim. Siz de benzettiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Haliyle Volkan Hoca'nın hem sesi güzel, hem Türkçesi güzel, hem de tonlamaları harika. Bir de bilim insanı olunca ortaya kısa bir sürede 500.000 izlenmiş ve yine Flu TV'nin en çok izlenen içeriklerinden biri haline gelmiş bir video ortaya çıkmış. 1948'den günümüze İngiltere'deki Metodist Kilisesi'nin üye sayısı 748 binden 170 bine düştü. Evet, yani inanılmaz iyi, üst düzey ve harika bir konuşma diyebiliriz. Hocam sen anlat, biz dinleyelim. Bu vesileyle öğretmenlerimize de bir şey söylemek istiyorum. Sizin esas işiniz bilmek değil, bildiğinizi aktarmak. Biraz sonra bahsedeceğimiz üçüncü ismin bu konuyla ilgili muazzam bir sözü var. Profesör olmak yetmez, %50 aktör olmanız gerekir. Üçüncü isim Celal Şengör'le devam ediyoruz. Bu adam konuşmaya başladığında %50 değil %99 aktör, %1 de bilim.
bilgi ve birikimi. Ne demek bu? Şimdi bildiklerini küçümsediğimi düşünenler olacak. Onu da şöyle izah edelim. Müspet ilimler alanında bildiklerinin zekatını dağıtsa bu adam, hem ben, hem siz, hemen hemen hepiniz alim olursunuz. O kadar çok şey biliyor. Yani hocanın konuşmalarının milyonlarca kez izlenmesinin sırrı bildikleri değil, onu nasıl aktardığında gizli. Bunu söylemeye çalışıyorum. Celal Hoca konuşmasıyla tiyatral bir hava oluşturuyor arkadaşlar. Hiçbir vurma, nişan alıp ortadan vur, tesadüf. Vurduğu zaman başlıyor dönmeye. Veya güneşin içine düşüyor. Son derece düzensiz. Bir karmaşa, kaotik bir ortam. Kaotik bir ortam. Normal şartlarda size çok sıkıcı gelebilecek bir konuyu bile anlatırken duygularınızı harekete geçiriyor. Hatta İngilizce dilinde de aynı aktörlüğü devam ettiriyor. Şunu bir izler misiniz? And that's extremely helpful to have because it gives you two things. One, gives you a very good memory. Evet, üç isminle konuşması hakkında yorum yaptık. Üçü de harika konuştuğu için bu videonun konusu onlar oldular. Fakat İlla ki bir sıralama yapmamı istediğinizi de biliyorum. Çünkü videonun başlığında bu soruyu sordum. Cevabı yorumlarda. Evet, hem siz yazacaksınız hem ben de bu videonun hemen yayınlanmasının ardından yorumlara kendi sıralamamı yazacağım. O halde bir başka videoda görüşmek üzere. Kimlerin konuşmalarını birbiriyle kıyaslamamı istiyorsanız hem bana örnek videoları göndermek için hem de bu isimleri de yine bana iletmek ve burada görmek için hem yorumlara belirtebilirsiniz hem de Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Görüşmek üzere.